Evet başkanım, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Başkanım, geçtiğimiz haftaya göre altın ve döviz oranı yüzdelik olarak nasıl? Şimdi yüzdelik olarak geçen hafta biliyorsunuz sakin bir yüksek başlamıştık ama bu kadar yüksek değildi. Şu anda dövizi 8 görmüştük geçen hafta. Şu anda 8-8.500 bandında görüyoruz. Dövizin hareketiyle beraber onsta, ons altınımız 1920 bandındaydı ama şu anda 1900'e yakın bir bantta. Ama ons bazında altınımız düşük. Dolar pariteyle çarptığımız zaman altınımız yüksek çıkıyor. Şu anda 515-517 bandında külçe altınımız devam ediyor. Doların yükselişiyle beraber altını da etkilemiş oldu. Biz zaten bundan önceki demeçlerimizde de her zaman sağ olun sizler aracılığıyla bütün hemşehrilerimize 4 ilçeyi altın yatırımına davet etmiştik. 500-520 bandı olacak gibi görünüyor demiştik. Tahminler de o yönde gidiyor. Biz herkesin kazanmasını istiyoruz. Altın bizim milli servetimiz. Dövize yatırılan para biliyorsun yurt dışına giden para ama altına yatırılan para bizim her zaman yurt içinde kalabilecek bir para. Peki başkanım, geçtiğimiz günlerde Ünyespor eski kulüp başkanı Ahmet Yıldıran yeni bir kongre kurarak yönetimin değişmesine sebep oldu. Yeni yönetimle ilgili neler düşünüyorsunuz ve Ünyespor'a Köroğlu Kuyumcu'dan ne gibi destekler görürüz? Evet, çok güzel bir soru. Bu soru için öncelikle teşekkür ediyorum. Spor, malum adı üzerinde spor, bizim olması olmazımız. Bizim hepimiz gerek bireysel, gerek ünye olarak, gerek toplum olarak spor yapmamız gerekiyor. Düzenli olarak vücut sağlığımızı kollamamız gerekiyor. Gerek sabah, gerek akşam. Şimdi gelelim ünye 1957 spora. Ben öncelikle bütün bu zamana kadar bu ünye 1957 sporu yönetenlere teşekkür ediyorum. Bak gerçekten bir şeyi yönetmek kolay bir şey değil. Bir zaman ayırmak gerekiyor, bir bütçe ayırmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yeni seçildiler. Genç bir kadro, heyecanlı bir kadro. Ben Ünye 1957 sporu çok yüksek yerlerde görmek istiyorum. Bunun için biz firma olarak da üstümüze ne düşerse varız. Zaten bu zamana kadar da yönetici arkadaşlar geldiklerinde elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Ama bize de bir şey düşerse ben Ünye 1957 spor, adı Ünye, bakın biz Ünyeliyiz. Bunun belli bir yere gelmesi için biz her zaman firma olarak da varız. Bize ne görev düşüyorsa varız. Ben de yeni yönetimi tebrik ediyorum. Gerçekten başarılar diliyorum. Bu kulübü alıp bir yerlere getirmek gerekiyor diye artık düşünüyorum. Gençlerimizin biliyorsun hepimizin spora ilgisi yüksek. Biz artık o eski heyecanları, eski Ömer Kaptan dönemlerini yaşamak istiyoruz. İnşallah öyle bir heyecan daha yaşarsak biz yönetimden de bunu bekliyoruz. Yani başlık Ünye ise ne konu olursa olsun arkasındayım, destekçiyim diyorsunuz. Yani. Aynen öyle. Konu Ünye ise altına biz imza atarız, biz varız. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.